Herkese merhabalar. Uzun sap bağlama derslerimize ilk türkümüz olan Gelin Ayşe'yi çalarak devam ediyoruz. Arkadaşlar, bağlama eğitim sürecimizi ben ünitelere bölerek aktarıyorum. Birinci ünite türkülerini çalacağız. Birinci ünite türkülerini mutlaka sağlıklı ve doğru bir şekilde uygulamanız çok önemli. Birinci ünitede öğreneceğiniz en temel kural tezene mantığı. Tezene mantığını doğru uygularsan burada sonraki aşamalarda hiç zorlanmayacaksın. Gelin Ayşe'yi nitekim öğretmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. Çok kolay bir türkü olduğu için herkesin çok rahatlıkla zorlanmadan rahatlıkla çalıp söyleyebileceği bir türkü. Bunun için Gelin Ayşe'yi seçiyoruz. Ve hatta daha radikal bir şey söyleyeyim. Bana göre bunu doğru bir şekilde uygularsan özellikle tezene anlamında, tabii ki bağlamanın doğru bir duruşu da çok önemli. Doğru bir tutuş ve doğru bir çalış pozisyonu da çok çok önemli. Hayatında çalacağım bana göre en zor türkü Gelin Ayşe olacak. Bundan sonraki aşamalarda inan hiç zorlanmayacaksın. Sadece hayatına yeni yeni türküler seni şevklendirecek ve repertuarın genişleyecek. Tabii ki yeni türküler ekleyeceksin. Ama hayatında söylüyorum, doğru uygula, en zor türkü inan bu olacak. Evet, doğru uygulamaktan kastımız nedir? Bir önceki derste arkadaşlar sadece 8'lik notalarla ilgili çalışmalar yapmıştık. Bu derste ise yani Gelin Ayşe'de ise 4'lük notalar da ekleyeceğiz. 8'lik ve 4'lüklerden oluşacak. Bizim birinci ünitemiz sadece 8'lik ve 4'lük. Şimdi geçen derslerimizde biz bona çalışması yaparken 2 tane 8, 2 yarım süre içerisinde okuyorduk. Yani bunu mi, mi ve bir dörtlüğü okurken re, tekrar bir dörtlük mi. Arkadaşlar okurken altlarına şu şekilde ok işaretleriyle okuma yönlerini vermiştim hatırlıyorsanız. Bakın şöyle dörtlükler tam olduğu için bu şekilde okuma yönlerinden bahsetmiştik. Şimdi bu okuma yönlerinin aynısını üste ok işaretleriyle alacağım. Dikkat edin, 8'liklerin aynısını üste ok işaretleri alıyorum. Dörtlüğe dikkat edin. Dörtlüğün başlangıç noktası biz nereden başlıyoruz? Şuradan, üstten başlıyoruz. Dolayısıyla yukarıdan vuracağım. Tezenem yukarıya boş çıkacak. Vurmayacağım çıkarken. Neden? Bu sesin uzamasını sağlıyorum aslında. Daha sonraki dörtlük notayı onu da yine üstten vuruyorum. Yine yukarıya boş çıkıyorum. Bu arada bu anlatacaklarım uzun ya da kısa sap ya da başka bir bağlama düzeninde hiç değişmiyor. Aynı mantık, sadece basacağınız ve uygulayacağınız parmak numaraları ve perde yerleri değişiyor. Bunun için biliyorsunuz notaların altında parmak numaralarına yer veriyorduk. Hemen buradaki işlemi siliyorum. Artık notaların altında okuma şekillerini görmeyeceğiz. Notaların altında numaralar göreceğiz. Bu numaralar bizim sol el parmak numaralarımız olacak. Sol el parmak numaralarını tekrar bir hatırlatıyorum. Birinci parmağımız işaret parmağı. Orta parmak 2, yüzük 3, serçe 4 ve baş parmak 5 numara. Notanın altında 1 yazıyorsa bu işaret parmağımıza basacağız demek. 2 yazıyorsa orta parmakla, 3 yazıyorsa yüzük parmağı, 4 yazıyorsa serçe ve 5 yazıyorsa baş parmağınıza basın demektir. Birinci mi notasına işaret parmağımıza basıyoruz. Mi notasına da aynı şekilde re'ye de 1 ile basıyoruz. Ve buradaki mi notasına üçüncü parmağımızla basacağız. Şimdi önce bona yapacağım. Ardından bağlamada nasıl çalacağız? Onu tek tek uygulayacağız. Önce bona yapıyoruz. Mi, mi, re, mi, 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 re, mi, 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 re, mi, 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 re, mi. Uyguluyorum. Arkadaşlar mi notası birinci tel 10. perde yani 10. boşluğa basarak mi'yi uygulayacağım. Mi re notası ise 7. perde. Mi'leri birinci parmakla uyguladıktan sonra birinci parmakla re'ye çıkıyorum ve en son mi'ye 3. parmağımla basacağım. Uyguluyorum. Mi mi re mi. Sağ elimiz nota okumaya devam ediyor. Aslında tezenedeki bahsettiğimiz o birinci ünite mantığı bu. Mi, mi, re, mi. Tekrarlıyorum. Mi, mi, re, mi. Sadece dörtlüklerde re boş çıkıyorum. Bakın okurken
Yani el hareketlerimizden bahsediyoruz. Ve tekrar mi, ikisini de üstten vuruyorum. Tekrarlıyorum. Mi, mi, re, mi. Bir kez daha. Mi, mi, re, mi. Bir kez daha. Mi, mi, re, mi. Bir kez daha. Mi, mi, re, mi. Son kez. Mi, mi, re, mi. Sonraki ölçüdeyiz. İkinci ölçü, yine bakın 2-8, 2 tane de 4'lük. Birinci ölçüde uyguladığım tezene mantığın aynısını oraya da uygulayacağım. 2 tane 8'lik, üst, alt, 2 tane 4'lük, ikisini de üstten vuruş yapıyorum. Burada da R notasına birinci parmağımızla gelmiştik hatırlıyorsanız. Yine birinci parmak R'de, tekrar R, Do notasına da birinci parmakla, yani ilk üç nota ve burada en son R notasına üçle basacağım. Buradaki mantığın aynısını buraya uyguluyorum yani. Şimdi nasıl yapacağımızı önce bona yapalım ve anlatalım. R, R, Do, R, 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 Do, R, 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 Do, R, 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 Do, R. Uyguluyorum. Evet, R notasındaydık en son. Birinci parmağımız R notası 7. perde. Do notası ise 4. perde. İlk 2 R'yi birinci parmakla, Do'ya da birinci parmakla ve en son R'ye 3. parmağımla basıyorum. Uyguluyorum. R, R, Do, R. Tezenlere dikkat. Okuduğum olayın aynısı. R, R, Do üstten ve R tekrar üstten. Uyguluyorum. R, R, Do, R. Bir daha. Re, re, do, re. Bir daha. Re, re, do, re. Tekrar. Re, re, do, re. Bir daha. Re, re, do, re. Son kez. Re, re, do, re. Şimdi iki ölçüyü birleştiriyorum. Mi, mi, re. İki tane dörtlüğü sadece üstten vuruş yapacağım. Parmak numaraları, birinci parmağımızla Do'ya basıyoruz. En son Do'da birinci parmağımız kalmıştı zaten. Sonraki Do'ya da bir, Si'ye de bir. Buradaki Do notasına üçüncü parmağınızı da basabilirsiniz. Ama benim size tavsiyem burada 2 ile basın. Oradaki arada kalan perde sayısıyla alakalı bir şey. O detaylara çok girmek istemiyorum. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece ikinci parmağını uygularsanız daha doğru olur. Bona yapıyorum. Do, do, si, do. Do, do, si, do. Do, do, si, do. Do, do, si, do. Uyguluyorum. Evet, en son birinci parmağımız Do'da kalmıştı. Do'ları yaptıktan sonra Do, Do, birinci parmağımla ikinci boşluğa Si bemol 2'ye geçeceğim arkadaşlar. Si çizgisinde B2 olduğu için ikinci boşluğa, ikinci perdeye basıyorum. Normalde Si notası üçüncü perdedir. Natural olan Si. Tabi Si çizgisinde bemol 2 olduğu için ikinci perdeye basacağım. Özellikle Si'lerin yerlerini, yani Si natural, çünkü Si Do arası yarım ses olduğu için burası Si'dir ama perde yerlerini anlattığım videoyu eğer çok kafanız karışırsa oraya tekrar bir dönüp bakabilirsiniz.
Birinci parmağım C'de ve en son Do'ya ikinci parmakla basıyorum. Buna 3 ile basabilirsiniz fakat dikkat edin Do, Re arasında 2 tane arıza perde vardı. Burada Si bemol 2'ye bastığım için Si ile Do arasında sadece bir perde var. Dolayısıyla ikinci parmağım bunun için daha uygun. 3 ile değil de 2'yi alıştırırsanız daha doğru olur. Uyguluyorum. Do, Do, birinci parmak, birinci parmakla Si ve ikinci parmakla Do. Bir daha. Do, Do, Si, Do. Tekrar. Do, Do, Si, Do. Bir daha. Do, Do, Si, Do. Tekrar. Do, Do, Si, Do. Son kez. Do, Do, Si, Do. Şimdi baştan oraya kadar bunu yapıyorum. Mi, Mi, Re. Arkadaşlar bağlama bunun bu şekilde verilmesinin sebebi nedir onu hemen anlatayım size. Bir kuyruk üzerinde bir kafa görürsek bu bir ses çıkaran anlamını taşır. Aynı kuyruk üzerinde iki ses varsa yani iki kafa varsa bu iki sesi aynı anda çıkarır demek. Aynı anda bağlamanın iki tel grubuna vuruş yapacağız. Ama bunlar iki değil de üç tanesi ki bağlamada en fazla üç tane olur zaten. Üç tel grubuna yani bağlama üzerindeki o üç tel grubuna bütün tellere vuruş yapın anlamını taşır. Peki biz okurken üç sesi aynı anda çıkarma şansımız yok. O bağlamamıza yapabiliriz ama sesimize yapma şansımız yok. Ne yapacağız peki? En alttaki ses yani şu alttaki ses her neyse onu okuyacağız. Alttaki sesimiz nedir? La. Bazı istisnai durumlarda üstteki geçerli olabilir. Bazı istisnai durumlarda ama çoğunlukla alttaki ses. Halk müziğinde böyle. Dörtlük notalar oldukları için her ikisini de üstten vuruş yapacağım. Onu nasıl yapacağımızı şimdi anlatacağım size. Tabii burada iki tane la yani tel gruplarından ikisi la olacak. İki tanesi la la bir tanesi de mi'ye denk gelecek. Şimdi önce bunu yapalım. Si, si, la, la, si, si, la, la, si, si, la, la, si, si, la, la. Uyguluyorum. Evet, birinci parmakla si'ye basıyoruz. İkinci si'ye, la notasına, ikinci parmak ve beş numara baş parmakla basıyorum. Diğerinde de yine aynı şekilde. Arkadaşlar, birinci parmağım C notasındaydı. C'leri yaptıktan sonra ikinci parmağımla orta telde, yani ikinci telde üçüncü boşluğa Mi'ye basıyorum. İkinci telim, burası Mi. Tabii alt tel La boş ses. La'ya parmağımın temas etmemesi, yani La'nın boşluğa kapanmaması, şu şekilde değil de dik basarsanız alt tel açık. Aynı zamanda baş parmağımla da üçüncü boşluğa üst telde, üçüncü telde, üçüncü boşluğa, üçüncü perdeye basarak La'yı gerçekleştiriyorum. Yani bütün vurduğumuz La. Alt La, üst tel La, orta tel Mi. Bizden istenen seslerde bir tane Mi, iki tane La. Ne yapıyoruz yukarıdan aşağı doğru? La, La. Tekrarlıyorum. Bir alt tel açık, ikinci parmağımla, orta parmakla Mi'ye basıyorum. Beşinci parmak, baş parmağımla da La'ya basıyorum ve La, La. Şimdi
birinci parmakla si yapıyorum. Si, si ve ikinci parmakla mi'ye, baş parmakla da üste la'ya basarak la, la. Tekrarlıyorum. Si, si, la, la. Tekrarlıyorum. Si, si, la, la. Bir daha. Si, si, la, la. Bir daha. Si, si, la, la. Unutma, la'yı bütün vurduğunda alt ile temas etmeyecek. Alt açık. Çünkü alt boşta la. Son kez. Si, si, la, la. Şimdi baştan sona kadar bona yapıyorum. Mi, mi, re. Mi, re, re, do, re. Do, do, si, do. Si, si, la, la. Mi, mi, re. Mi, re, re, do, re. Do, do, si, do. Si, si, la, la. Uyguluyorum. Mi, mi, re. Sonunda röprüzümüz var. Röprüzden kastımız, arkadaşlar şunlar bizim ölçü çizgilerimiz. Sondaki kalın çizgi bitirme çizgisi. İki nokta, ikinci ve üçüncü boşluktaki noktalarsa röprüz demek. Tekrar et, bir daha çal anlamını taşır. Bir kısaltma işareti yani. Şimdi röprüzü uygulayarak iki defa çalıyorum. Mi, mi, re, mi, re, re, do. Evet, sözlerini yazdık. Şimdi uygulayalım. Arkadaşlar sözler uygularken dikkat edeceğimiz konu şu. Her nota bir heceye denk gelecek. Yani çaldığımız ve çalacağımız her notanın mutlaka bir hece karşılığı olmak zorunda. Aksi takdirde her zaman söylüyorum, eğer vokal sesleri girmediyse onu dikkate almayın. Çünkü eğer söz girmediyse doğru olmamayabilir. Somutlaşmaz. Sonra aynı zamanda kafada somutlaşmaz. Yani nereyi çalıyorum, ne çalıyorum onu bilme şansınız yok. Bunun için sözleri mutlaka uygulamak çok önemli. Ve sözleri uygularken de tekrar söylüyorum. Her notaya, vurduğumuz her notaya bir hece düşüyor. Ben şöyle ölçü çizgilerini aşağıya kadar alacağım. Aynı zamanda oraya denk gelen söz bölümlerini de böyle bölmüş olalım. Şu şekilde daha rahat görmenizi sağlamak için. Şimdi dikkat edin. Birinci ölçüyü biz okurken mi, mi, re, mi, d,
dediğimiz yere koyun geli. Bahsettiğimiz ses eğitimi bu. O hecelerin doğru zamana yerleşmesi olayı. Yani bir matematik uyguluyoruz, bir saat çalışıyor ve sen o söylediğin her heceyi notaya doğru uygularsan müzik olur. Aksi takdirde gürültü olur, yani müzik yapamazsın. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Her ölçü 4 nota, her ölçü 4 heceden oluşuyor. Şimdi önce bağlamayla bir notalarını tekrar hatırlatayım, ölçü ölçü gideceğim aynı zamanda. Birinci ölçü uygulayacağım, sonra oraya denk gelen sözü, sonra birleştireceğim. Birinci ölçünün notaları mi 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 denk gelen söz koyun gelir. İkinci ölçü re re do re söz yata yata. Üçüncü ölçü do do si do çamurlara çamurlara. Ve son ölçü si si la la sözümüz bata bata. Tamamını uyguluyorum. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Şunu net söyleyeyim arkadaşlar, sözler hemen notaları bitirdikten sonra yapmamalısınız. Notaları bitirdikten sonra en az bir gün süre koyun, bir gün ara verin, bir gün boyunca ara ara notalarıyla birlikte çalın. Ardından ertesi gün veya bir sonraki gün sözlerini uygulamaya çalışın. Yani bir süre pratik, zihninize o notalar otursun, o pratiği kazanın, biraz parmaklarınız hızlansın, ondan sonra sözleri mutlaka başarıp sözleri uygulayın. Son bir kez daha yapıyorum birinci mısrayı. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Dönüyoruz. İkinci mısra. Yine aynı notalar, yine aynı şekilde. Gelin Ayşe suya gider, yosunları tuta tuta. Şimdi onu uyguluyorum. Gelin Ayşe suya gider, yosunları tuta tuta. Bir kez daha yapıyorum. Gelin Ayşe suya gider, yosunları tuta tuta. Söylediğim gibi her vuruş bir hece. Son mısramızsa arkadaşlar türkünün nakaratı. Şuraya nakarat diye yazdım. Türkünün nakaratını biz bu mısrayı iki defa yapacağız. Nedir o mısra? Aman Ayşe, yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe. İki kez şimdi burayı uyguluyorum. Tabii çalacağımız notalar, tekrar söylüyorum, aynı şeyler. Aman Ayşe, yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe. Aman Ayşe, yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe. Şimdi tamamını uygulayacağım. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Döndüm. Gelin Ayşe suya gider, yosunları tuta tuta. Döndüm. Aman Ayşe, yaman Ayşe, dağlar başı duman Ayşe. Şimdi uyguluyorum tamamını. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata. Gelin Ayşe suya gider, yosunları tuta tuta. Aman Ayşe, yaman
sonra bir dörtlük sözümüz daha var. Koyun gelir yozu Yunan, ayağının tozu Yunan. Bu birinci mısranın yerine geçecek olan. Ardından gelin Ayşe sele gitmiş, yanı çifte kuzu Yunan. Bu da ikinci mısranın yerine. Aman Ayşe, Yaman Ayşe, dağlar başı, duman Ayşe. Nakaratımız değişmeyecek, yine sonda olacak. Şimdi orayı uygulayacağım. Unutma, aynı notaları çalıyoruz. Koyun gelir yozu Yunan, ayağının tozu Yunan. Gelin Ayşe sele gitmiş, yanı çifte kuzu Yunan. Ben nakarat. Şimdi halk müziğinde şöyle bir kural var. Şöyle bir kültür bu aslında. Nedir o? Arkadaşlar önce enstrüman çalınır. Yani bir sanatçıyı dinlediğimizde, bir türkü dinlediğimizde önce enstrümanlar, yani sazlar çalınır. Biz sazları bir dinleriz, ezgiyi alırız. Sonra vokal girer ve sesleri dinleriz. Dolayısıyla türkülerimizi icra ederken biz de aynı kurala uymak zorundayız. Hangi türkü olursa olsun aynı ciddiyetle yaklaşmak zorundasınız. Gelin Ayşe de olsa, en zor çalmak istediğiniz bir türkü dahi olsa aynı ciddiyetle lütfen uygulamaya çalışın. Şimdi saz bölümünü nasıl yapacağız? Ben size iki defa notalarıyla çalacağım ve bu bizim saz bölümümüz olacak. Aslında başka birilerine, yani etrafınızda, ailenize, dostlarınıza saz çalarken notalar söylemek zorunda değilsiniz. Ama çalışma yapıyorsanız, evinize çalışma yapıyorsanız, pratik yapıyorsanız mutlaka notalarını söyleyerek yapın gelişmeniz için. Ben bu kurala uyacağım, gelişmek istiyorum ve bu kurala uyarak iki defa notalarla yapacağım. Ardından buradaki sözleri uygulayacağım. Tekrar iki defa notalarla ikinci dördünü tamamlayıp türküyü bitiriyorum. Mi mi re mi re re do re do do si si la la. Mi mi re mi re re do re do do si do si si la la. Koyun si la la.
bu şekilde tamamen baştan sona bu şekilde takılmadan çalıp söyleyecek hale dönüştürmelisiniz. Yani bir sonraki konuya, bir sonraki türküye geçmek için önce bunu mutlaka bu hale dönüştürün. Kendinize her türkü arasına bir hafta, 10 gün süre koyun. Onu keyfini duyun, keyif çıkarın ondan, tadını çıkarın. Bol bol pratik yapın ve gelişmeye çalışın. Gelişimden kastımız nedir? Tezenenizin gelişmesi ve tezene mutlak doğru uygulanmak zorunda. Bunun tartışılır hiçbir tarafı yok. Yani bazen arkadaşlar yazıyorlar, işte doğuya alttan vurulmazmış, üstten şuna vurulmazmış, yandan buna vurulmazmış gibi. Bunları geçin arkadaşlar. Bunun için sakın kimseye bir şey sormayın. Bu mutlak olması gereken bir kural. Nokta. Bunun ötesi yok. Ve bu kuralı sen doğru uygularsan işin içinden çıkabilirsin. Aksi takdirde çamurun içerisinde debelenir durursun. Bir süre sonra da ya bağlamanı kırarsın ya da bir tarafa atarsın. Çünkü moralin bozulacak. Onun için acele etme. Sindire sindire. Kaybedecek bir şeyin yok. Bir yere bir şey yetiştirmiyorsun. Keyfini çıkar, tadını çıkar ve küçük adımlarla ilerle. Aynı zamanda çalışacağımız türkülerin tamamını, tekrar söylüyorum, İlla uzun bağlama, kısa bağlama ya da işte düzenler, müstezat düzeni, efendime söyleyeyim, abdal düzeni, farklı düzenlerde çalabilirsiniz. Sadece o düzeni ya da o notaların, o bağlamanın nota yerlerini biliyor olmanız lazım. Basacağımız parmak numaraları sadece değişir. Değişen başka hiçbir şey yoktur. Çünkü çaldığımız karar aynısı. Biz uzun sapta aynı zamanda la karar çalışıyoruz arkadaşlar. Uzun sapta la karar, re karar ve sol karar vardır. Onu ileriki zamanlarda onun o bölümlerle ilgili türküler çalışacağız. Ama bizim şu anda asıl çalışmamız gereken la karar. Yani uzun bağlamanın hakiki kararı olan la kararı çalışmamız gerekiyor. Temeli bu işin bu. Ve tekrar söylüyorum, lütfen küçük adımlarla, bol pratikle işin üstesinden gelmeye çalışın. Asla acele etmeyin. Bu türküyü öğrenmek için kendinize 3 gün, 5 gün süre koyun. Çok kısa sürede zaten yapacaksınız. Sonraki türkülerde, sonraki eserlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.